Hocam işsizim, mutsuzum, oyuncuyum. Şimdi ne yapacağım? Çünkü Türk'üm, doğruyum, çalışkanım ve yasam yani. Öncelikle tekrardan merhabalar diyelim. Bu pandemi süreci, arada iki dizi, birkaç kalp kırıklığından sonra Dersimiz Oyunculuk kanalı bu sosyal medyadan sizin de hem yüreklendirmeniz hem itelemenizle hem de canım Atakan'ımın güzel teklifiyle tekrardan aktivasyona geçme kararı aldık. Uzun bir aradan sonra bir sürü sosyal medyadan özellikle ulaştırdığınız sorulara cevap vermek için tekrar buradayız. Kanalla ilgili ne yapmanız gerektiğini artık söylemeyeceğim, herkes biliyor. Destek olmak isterseniz, paylaşmak isterseniz biz de çok seviniriz. Şimdi sorumuzu bir daha alabilir miyim Atakan? Sorumuz neydi? İşsizim, mutsuzum, oyuncuyum. Şimdi ne yapacağım? Özellikle bu pandemi döneminde doğal olarak her şeyin durduğu ekonomik kriz anlarında olduğu üzere ilk duran sektörlerden bizimkisi de bizim sektörümüz maalesef. Dolayısıyla bir sürü arkadaşımız, meslektaşımız, ben de dahil olmak üzere ekonomik anlamda çok zorlu süreçlerden geçtik. Hala da geçiyoruz bazılarımız. Burada iki şeyi çok önemsiyorum. Biri iş planı, diğeri de bu noktada kendi psikolojisini oyuncunun stabil bir yerde ve iş üretebilir bir yerde tutması. İş planı yapmak ve bunu uygulamak adına öncelikle psikolojik olarak orada sağlam durmanın birinci basamak olduğunu düşünüyorum. O yüzden birazcık bununla başlamak istiyorum. İş planını yapabilmek adına psikoloji önemli diyoruz ya, ve daha önceki videolardan da bildiğiniz üzere bizim sektörde bir temel kuralımız vardı. O kuralımız neydi? Biz öğle yemeği yemek istemediğimiz insanlarla George Clooney hocamızın söylediği üzere iş yapmak da istemiyoruz. O yüzden bizim iş bulabilmek, iş yapabilmek ve bir işin içerisinde başarılı olabilmek için öncelikle kendi alanımızın, enerjimizin, psikolojimizin iyi ve yüksek olmasına ihtiyacımız var. Bu kadar zorlu ekonomik süreçlerde, bu kadar işsizlik varken, belirsizlik varken ben psikolojimi nasıl yukarıda tutacağım? Bununla ilgili bir oyuncunun yapması gereken en temel şeylerden bir tanesinin seçimleri olduğunu düşünüyorum. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer ben böyle bir dönem içinde sabah kalktığımda haberleri açıp, gazeteleri okuyup, Twitter'da binlerce kabus haberi okuyup, retweetleyip, günaydın demeden önce daha destur bismillah güne bu kadar facia haberiyle başlıyorsam, buradan yaşasın yeni bir gün ve ben şimdi bugün de şunları başaracağım moduna geçmen doğal olarak mümkün değil. O yüzden içeri ne soktuğuma, psikolojime ne eklediğime çok dikkat etmem lazım. Seçerek tüketmem lazım. Şunu söylemiyorum. Tabii ki dünyadan bir haber ol. Efendim çevrede yanardağlar patlasın, orada işte bombalar patlasın, aman sen de kuşlar, kelebekler, yaşasın hayat. Bunu kastetmiyorum. Ama başımıza gelen her ne olursa olsun netice itibariyle buna ne tepki vereceğimiz, ne reaksiyon göstereceğimiz bizim seçimimiz. O yüzden dünya yanıyor bile olsa ben eğer kendi merkezimde dingim ve dengedeysem ve kendi adıma neşeli, huzurlu ve sağlam bir yerde duruyorsam başıma geleceklerle yüzleşmem ve onları yönetebilmem çok daha kolay oluyor. O yüzden de benim naçizane tavsiyem, kendi adıma uyguladığım ve kendimde işe yarayan şeyler: bir, negatif müzik dinlemeyi kes. İki, negatif haberlerle saatlerini harcamaktan vazgeç. Gündemden haberdar olmak için kendine belirli bir zaman ayır. Bu 5 dakika mıdır, 10 dakika mıdır, 15 dakika mıdır? Saat kur ve ondan sonrasında alman gereken enformasyonu aldıktan sonra dur demeyi bil. İkinci hikaye, zihinsel olarak kendini temiz tuttuktan sonra sana iyi gelen, sana motivasyon sağlayan hayatında her ne varsa, bu müzik olabilir, spor olabilir, arkadaşlarına geçirdiğin sosyal vakit olabilir, sevdiğin bir kahve, bir bağımlılık, pozitif anlamda bağımlılıktan bahsediyorum tabii ki, olabilir. Bununla ilgili mutlaka gününde bir zaman ve bir aktivite, bir deneyim yarat.
Ondan sonrasında da kendine bir disiplin oluşturmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu seni iş planına götürecek olan şey. Duygu skalası diye bir şey var arkadaşlar. Bu duygu skalası hem oyunculuk ve karakter açılımında hem de benim kişisel olarak kendi hayatımı nasıl yönettiğimle ilgili çok önemli bir bilgi. Neden önemli? Çünkü ben zaten huzurlu, mutlu ve neşeli bir modda değilsem, üzgün, depresif, öfkeli, sinirli, başkalarını suçlayan, o skalanın altındaki duygulardaysam, üreteceğim şeylerde bunları çağıran ve bunları tetikleyen deneyimler olur. Yani biri sana gelip tokat attığında öbür yanağını gülümseyerek dönmek de bir seçim. Biri sana tokat attığında ağzını burnunu kırmak da bir seçim. Buradaki seçimi yaptıran şey senin o anki psikolojin. O yüzden eğer ben kendimi bilinçli bir biçimde o neşe, huzur, sağlık ve mutlulukta tutuyorsam, başıma gelen her şeyle ölmüyorsam, savaşmam ve oradaki o savaşı kazanmam muhtemel bir ihtimal. İhtimali daha yükselten bir şey. O yüzden bu duygu skalası dediğim şeyi hem karakter çözümlemesinde hem de kendi psikolojimi yönetmek konusunda biliyor olmam çok önemli. Enerji konusuyla ilgili, frekanslarla, duygularla ilgili bilgi ve araştırma yapmamızı çok önemsiyorum. Gene hem karakter deşifrasyonu için hem kendi hayatımızı yönetmek için önemli bir şey. Eğer neşe ve mutluluk, neşe ve huzur frekansında titreşiyorsam ben, o zaman işimle ilgili ve kendimle ilgili pozitif edimlerde bulunabilirim. İşsiz olduğum dönem birincil olarak önce istimlak ve ekonomik şartlar olduğu için bir kere mutlaka bir artı gelir edinmekle ilgili bir çabanın içine girmem gerekiyor. Burada genellikle oyuncu arkadaşlarımla gözlemlediğim şöyle bir şey var. İşte ben o işi yapmak istemiyorum. Burada kaşe düşürmek istemiyorum. Şu işe ben hayır demiştim vesaire vesaire. Kriz yönetmenin birinci kuralı, bana sorarsanız, ben de kendi adıma hani çok ciddi paralar da kazandım mesleğimden. Allah'ıma bin kere şükürler olsun. Çok gerçekten parasız kalıp ekmek arası patates, ekmek arası yumurta, ekmek arası kısır gibi menülerle ve 3 liralarla ev idare ettiğim dönem de oldu. Birinci koşul o anın şartlarını kabul etmek. Sen vakti zamanında hayır dediğin, kendi kariyerinde geldiğin yer olarak uygun görmediğin bir iş geldiğinde, eğer kriz anındaysan bunu fırsata çevirmek zorundasın. Yani minimumda da olsa bir akar sağlamaya başlaman çok önemli. Yapabiliyorsan bunu oyunculuk, yönetmenlik, eğitmenlik, işte dublaj vesaire, kendi mesleğinin alanındaki bir şeylerle tamamlayabiliyorsan şahane. Tamamlayamıyorsan, kendim de yaptığım için hiç gocunmadan söylüyorum. Yani bulaşıkçılıktan garsonluktan işte sekreteryaya, bulduğun her ne iş olursa olsun o süreci geçirmek adına muhakkak bir iş aktivasyonuna girmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak diyelim ki işte iş bulamadım ve bütün gün serbestsin. Burada yapılması gereken en önemli şeyin, gerçekten bir sete gidiyormuşsun gibi, bir tiyatro provan varmış gibi, bir role çalışıyormuşsun gibi kendine bir iş planı, bir haftalık iş programı çıkarman gerektiğini düşünüyorum. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. İşsiz olduğumuz dönemde çoğumuz, bir de genellikle bu sektörde ve meslekte olan insanların gece yaşamak gibi bir durumu olduğundan, gündüzü uyuyarak geçirdiğini biliyorum. Sağlıksız beslendiğini biliyorum. Oysa ki sete gittiğimizde ne oluyor? Biz işte sabah 6'da kalkıyoruz. 7'de hazırlanmaya başlıyoruz. Atıyorum işte kahveni içiyorsun, duşunu yapıyorsun. Rolünü bir kez daha gözden geçiriyorsun. Ev ödevini bir daha bakıyorsun ve ondan sonra sete seni alıyorlar veya işte servise gidiyorsun. Tıpkı bunun gibi setin varmış gibi çalışılacak bir materyalinin olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ne bulabilirsin? İstediğin, okuduğun, etkilendiğin bir tiyatro oyunu olabilir. Showreel'in için yeni malzemeler olabilir. Kendi showreel'ine koymak için üzerine çalışabileceğin, düşünebileceğin kısa metraj olabilir, orta metraj olabilir. Yazmaya niyetin varsa uzun metraj olabilir. Sabah saat işte setin olduğunda, provan olduğunda kaçta kalkıyorsan o saati kurup gerçekten işe gider gibi kendi alanın içinde iş sistematiğine başlaman seni motive edecek, enerjini yükseltecek bir şey. Bunun dışında bu süreci geçirirken çevrendeki arkadaşlarınla, meslektaşlarınla ve iş arkadaşlarınla süreci paylaşmak,
onlarla birlikte bir üretime girmek çok önemli. Çünkü bizim sektörümüzde maalesef şöyle bir şey var arkadaşlar. Belirli bir seviyeye gelene kadar işin olduğunda paran olmuyor. Paran olduğunda da maalesef işin olmuyor. O yüzden yeni bir fikir üretmek, kendinle ilgili yeni bir deneyim alanı açmak genellikle çok da mümkün olmuyor. Bunun için uykundan ve özel hayatından fedakarlık etmiyorsan. O yüzden böyle süreçlerde işin durduğu, hayatındaki aksiyonun yavaşladığı zamanları tam tersine krizi fırsat olarak görmek ve buradan en iyisine ulaşmak için çaba sarf ediyor olmak bence bu dönemi akıllıca kurtarmak için önemli bir bilgi. Bir de gene bu dönemde hepimiz biliyoruz ki işte oyunculuk her şeyden önce fiziksel bir durum. Ben genelde kriz zamanlarını fırsat olarak değerlendirmek için bir sonraki rolde, bir sonraki yeşimde, bir sonraki aktör yeşimde nereye gidebilirim? Bunun araştırmasını yapmakla değerlendiriyorum o zamanı. O anlamda her türlü operasyonel, işte spora dair, saç biçimine dair, fiziksel aktivasyonunu dönüştürecek, değiştirecek yeni bilgilere dair, işte somatik diyalog dersi gibi, high heels, topuklu ayakkabılarla dans dersi gibi, denemediğim, bilmediğim yin yoga gibi öğrenmem gereken beni ve fiziğimi ve o noktada enerjimi oyuncu olarak farklı kullanabileceğim alanlara yönelik her ne varsa bu boşluk zamanlarında bunları deneyimlemeyi çok akıllıca buluyorum. Çünkü setim başladığında bir oyun yönettiğimde veya bir prova sürecine girdiğimde bunlar için vaktim olmuyor. Şunu söyleyebilirsiniz, yahu param yok. İşte ben şu anda şu dersi nasıl alayım? Burada da barter usulünün, yardım istemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer siz o niyete giriyorsanız, yeni bir şey öğrenmek, deneyimlemek, kendinize yeni bir şey katmak istiyorsanız mutlaka sizin de masaya koyabileceğiniz bir şey vardır. Ve günümüzde gün geçtikçe barter usulü, yani ben sana şunu öğrettim, sen de bana karşılığında şunu öğret usulü birçok paylaşım gerçekleşebiliyor. Bunu yapabilirsiniz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. YouTube'da ve Instagram'da oyunculuğunuzla ilgili ne kadar fazla malzeme koyarsanız, kendinizi ne kadar farklı yönlerden, farklı şekilde ifade ederseniz sektörde şansınız o kadar yükseliyor. O yüzden bunlarla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili skeçler olabilir, rol denemeleri olabilir, fotoğraf çekimi olabilir. Aklınıza gelebilecek oyunculuğa dair ne varsa burayı bir boş alan olarak düşünüp burada sistematik bir biçimde çalışıyor olmanız çok önemli. Ekonomik anlamda artı değer, artı gelir sağlayacak adımları attıktan sonra. Bir de son olarak videonun sonuna doğru şunu söylemek istiyorum. Hayatta malumunuz olduğu üzere her kışın bir baharı var. Ve kriz ne kadar büyük olursa olsun hiçbir acı sonsuza dek sürmüyor. Her konuda öyle diyelim. O yüzden işle ilgili sıkıntılarda, aşkla ilgili sıkıntılarda, aileyle ilgili veya bu geçirdiğimiz pandemi süreciyle ilgili sıkıntılarda elbet bir gün bitecek. Güneş hepimiz için yeniden doğacak. Önemli olan o güneş doğduğunda ve denizde güzel dalgalar geldiğinde orada nasıl sörf yapacağımıza dair birkaç tane daha beceri edinmiş olursak bence şahane olur. Sizi seviyorum. Kanalla ilgili ne yapmanız gerektiğini bence hatırlıyorsunuz. Görüşmek üzere.